Değerli izleyenler, saatlerimiz artık 15.22. Bulunduğumuz yer Karasu Yalı Mahallesi, Batı Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan yazlık bir site içerisindeyiz. Burada yaklaşık 40 dakika önce 112 acil çağrı merkezine yapılan bir ihbarla tüm ekiplerin bu noktaya gelerek seferber olmasına neden oldu. Neden derseniz, eğer hemen bulunduğumuz bu katta bir ilerideki dairede değerli izleyenler, iki kişinin cansız bedenine rastlanıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de dakikalar öncesinde içeride incelemeler yaptılar. Hatta bir personel de içeride incelemesi devam ediyor değerli izleyenler. Buradaki ölen kişilerle ilgili kısaca bilgi verelim sizlere. Yalçın Dereli ismindeki kişi ve beraberindeki Avni Çetinkaya isimli kişiyle beraber bu dairede ikamet ediyorlardı. Ve buraya geldikleri yaklaşık iddialara göre değerli izleyenler 2 ay öncesine dayanıyor ve bayramı da burada geçireceklerdi. Aslında buradaki dairenin başka bir serüveni de var, onu da hatırlatalım. Tarihler 2 Nisan'dı yanlış hatırlamıyorsak, 2023'te bu noktada bir kişinin daha aynı dairede cansız bedenine rastlanmıştı. Ve olay yerindeki burada site içinde oturan bazı sakinler de onların kolonya içtiğini iddia etmişlerdi. Olay yeri incelemenin ilk yaptığı içerideki incelemede dairede ufak çaplı bir yangının çıktığı, daha sonra da evden çıkamadıkları ve karbon monoksit gazından zehirlendikleri bilgisini aldık. Tabi bu ilk etapta böyle gözüküyor ama şahısların alkollü olup olmadığı şu anda muallakta. Detaylı ölüm nedenleri yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanması bekleniyor. Sizlere burada bir tane de parantez açmak istiyorum. Mevcut dairenin de kısa zaman önce elektriklerinin kesildiğinin bilgisini aldık değerli izleyenler. Aynı dairenin elektrik sayacını kontrol ettiğimizde de oranın elektriklerinin kesildiğini gördük. Peki elektrikleri kesik olan dairede bu iki kişi ne yapıyordu? Nasıl ikamet ediyorlardı? Ve dairenin içindeki gözüken manzara da değerli izleyenler gerçekten de hiç hoş değil. Onu da buradan aktarmak istiyorum. Yani açık konuşmak gerekirse bir insanın yaşam standartlarının çok çok altında olan bir manzara olduğu aşikar ortada. Son olarak şunu da hatırlatmakta fayda var. Buranın, daha doğrusu içerideki iki kişinin nasıl bulunduğunu derseniz eğer, camdaki o büyük sineklerin değerli izleyenler, burada oturan site sakinlerinin fark etmesiyle ve en son olarak da yayılan koku işte iki kişinin bulunmasına vesile oldu değerli izleyenler. Ve birazdan Cumhuriyet Savcısı gelecek ve içerideki son durumu kontrol ettikten sonra buradaki iki kişi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılması bekleniyor değerli izleyenler. Az önce de ifade etmiştik, kesin ölüm nedenleri yapılacak otopsi sonrasında. İsterseniz gelin kameralarımız yansın, o görüntüleri bir izleyelim ve ardından yeniden bu noktadayız.